Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ecmaîn. Allah Resulina Muhammedin selamu. Bu serbest bölge mi yapacaktık yoksa alemlerin bizdeki düşümleri mi? İlk önce serbest mi yapalım? Serbest, size bırakıyoruz. Tamam. Ben kimim sorusu yoğunlukta var. O zaman serbest bölge yapalım. Şimdi ben hemen orayı o zaman burada size nasıl göstereceğim ama çizeyim. Çizeyim, en iyisi yeniden çizeyim. Soru sorarsınız. Bunu yaptıktan sonra gene sorunu ver dersen yapacak benden başka ileri bir şeyim yok. Telefon etmeyeceksin daha. Çünkü daha ileri bir şey yok. Yani senin haritanı, röntgeni doktor çektikten sonra doktor bey ben o biraz şüpheleniyorum o röntgen doğru değildi veya başka bir şey var veya yok. Yok. Bundan daha ileri sermayem yok. Ancak böyle büyük veli olacaksın. Asıl imamı senin içine girecek, oraları tamir edecek. Sabah da söyledim. Bunları anlattım, size de kısaca anlatayım. İnsan bir akıl var, bir kalp var, bir de ruh var. Eylem onların içindedir. Yani insan sokak düşüncesinden sıyrılacağız. Sokak düşüncesinde şöyledir. Hepsi içimizde oluyor. Biz dışarıda böyle yapıyoruz. Bu doğrudur. Ama doğru değildir. Hem doğrudur hem doğru değildir. Duyguların kaynağı bizdedir. Kökeni. Çıktıktan sonra ağaç çekirdekten çıktı diye ağaç çekirdeğin içinde değildir. Bitti artık. Ama meyvede de var. Şimdi bir gadap, öfke, şehvet, vefa, ne bileyim bir hatıra, bir hüzünlü bir şey, bir düşünce geldiği zaman bizden uyanır mı usta? Uyanır ha. O kadar şişer şişer ki balon gibi. Biz içine alır. Artık böyle oluruz. Şu anda delilim şu. Şu anda hiç kimse kendisini görmüyor. Ve kendisinin varlığından haberi yok. Sırf benim dünyanızda ben varım şu anda karşınızda. Bak bedende yok. Her gün, gündelik zaten öyle. Ben şu anda kendimden haberim yok. Şunu anlatmak istiyorum. Duygu fanos gibidir. Hani sabunu böyle yaparsınız da öflersiniz ya böyle. Balon gibi olur, gökkuşağı gibi. Hani farkındasınız değil mi onu? Böyle yapınca böyle. Öfleyin, balon gibi şişer yani. Eskide çocuk oynarken yapardık böyle. Baloncuklar uçardı. Ha, o balon gibidir. Ne? Üç tane şey abi. Dimağdaki fikir. Adam yürüyor ama fikrin içinde. Fikir içimizde değil. Aktif olunca, bak fikir aktif olunca biz onun içindeyiz. Aktif değilken bizim içimizde. Fikir. Kalpte his. Kalpte his, usta diyor ki aklı dinlemez diyor. His var ya his. Aklın ihtiyarını dinlemez. Sürükler seni. Dozeri tutsan, dozer seni gor 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 gor. Yani durdurmak istiyorum. Durur mu dozer? Durmaz. His de böyle bir şey. Aklı dinlemez. Birincisi neydi abi? Fikir. Fikir derken düşünce, zan, şüphe, tereddüt, itibariler, nisbiler. Yani dış dünya olursa nisbi, büyük, küçük. İtibariler ise o aldıklarımızla içeride kendimiz oluşturduklarımız. Düşünceler. Tamam. Bu fikir abi, bu o kadar mühim ki. Bunu bilmesen hastane köşelerine çıkamıyor işte. Fikir uyanmadan bizdedir, uyanınca biz ondayız. Artık ona dönüşüyorsun. Hayal ettiğin, düşündüğün şeye dönüşüyorsun, o oluyorsun. İkincisi histir. Havf, hissi havf, şöhret, baş olma sevdası, milliyetçilik. Bu histir. Bu uyandı mı, onun içine giriyorsun.
aşk. Tam aşk. Yani alaka, vefa. Bunlar histir Mustafa. Bunlar çıktı mı abi? Artık olsun yani. Mümkün değil. Hadi ya da çık oradan. Adam o kadar balon olmuş ki aşk, mecazi aşk. Kendi varlığı yok oldu. Orada yaşıyor. Geldi bir tanesi. Sevgilisi ben seni sevmiyorum dedi. Bir ineği batırdı bu. O sanal balona. Bir anda cesedi geldi mi? Ne güzel bir dünya vardı. Sanal böyle. Geldi buraya. Burada yaşanır mı? Cehennem. Bundan kurtulmak istiyor. Bakın kurtuluşa bakın. Çareye bakın. İntihar. Çözüm intiharsa kendisi nedir? Azabı düşünebiliyor musunuz? Her şey. Yani intihar murt gidiyorsun. Yani katil oluyorsun yani. Başkasını öldürmek gibidir. Peki bunu nasıl çıkacaksın? Bu da balon Mustafa. İçine gir. Şimdi ruha giriyorum. İlk önce yazıyorum bak. Aklın fikirleri fikirlerine giriyorsun. Kalbin hislerine, ruhun latifelerine, tek tek anlatacağım onu. Okunuyor mu? Evet, çok çok net. Yansıtmıyor değil mi? Yansıtmıyor. Arkadaşlar bu bize neyi gösteriyor biliyor musun? Ahiret dünyanın neresinde? İşte ahiret cennet cehennem bir kuvvettir. Bizde de. Yani kaps, bast, dehşet, vahşet, eval, panik, yani azap, sıkıntı, kuvve duruyor. Yani çekirdek olarak mama duruyor. Volkan patlamadı. Bast da surur, neşe, saadet duruyor. Arkadaşlar bunlar uyanınca fethuli fi ibadi ve fethuli cennet oluyor. Diyor ki gireceksiniz demiyor. Girin diyor. Şimdi bu bizde duruyor mu bu? Rahatlama veya kaps böyle sıkıntı. Duruyor. Uyanınca biz ondayız. Peki beden nerede? Bak beden bu fikirlerin balon gibi hislerin latife denilen balonun içine giriyoruz. Balonun içine biz nasıl giriyoruz ama gözükmüyor. Ama onun içindeyiz. Bedenimiz o şey yapıyor. Artık bitti, hayat anlamını yitirdi veya çok neşelisi. Bu. Ahiret de aynen bu dünyanın fanosu gibi. Ahiret bu yani. Dünya, ahiretin üstünde diyor Bediüzzaman Hazretleri, tenteneli bir perde. Yani mesela sudan buz çıkmış. Daha arkasında hidrojen oksijen, su, buz. Bize buz gözüküyor, her şey buzun içinde zannediyoruz. Hayır. Buz suyun içinde. Delil şu, buzu kaldırın su kalır. Suyu kaldırın buz da yoktur. Yani bir kuvve olarak var değil mi abi? Bir kuvve. Su bir kuvve değil, bir fiil var. Buz suyun içinde bir kuvve. Evet bir kuvve. Çünkü buz sıfattır. Çünkü su buhar da olur, gaz da olur. Dolu da olur. Yani sıfatla, beni hiç kimse görmemiştir. Beni. Benim sıfatımı görüyorsunuz. Eyvallah. Maddemi gören yok ki. Benim simamı görüyorsunuz. Yani duygularımı seyrediyorsunuz maddedeki halleri. Maddeyi gören olmaz ki. Madde gözükmez. Madde gözükmez ki. Maddeyi nasıl göreceksin? Kastınız elementleri mi? Maddenin elementleri mi abi? Tabii yani maddenin kendisi, maddenin sıfatını görüyorsun şu anda. Yani benim mesela
Namazım var, namazım yok. Şu millete yok. Simamdaki o şeyi görüyorsunuz. Eti gören yok ki. Etin bizzat kendisi. Maddenin sıfatsız hali göremezsin. Hasan abi yani suyu görüyoruz, sıvı halini görüyoruz. Ama sonra görüyoruz. Oksijeni ve hidrojeni görmüyoruz. Evet. Aslı o. Onu gören yok yani. Gören yok. Maddi. Mesela buzda suyu gören yok ki. Buza bak su yok ki. Şimdi anlatsam bak 100 defa. Bak kardeşim diyorsun. Eğitim yapıyorsun öğret. Şu buzdur ama aslında suyun dışa vuruşudur. Nasıl anlatacaksın? Ömründe hiç su görmemişe. Suyu nasıl ispat edeceksin? Hiç su yok Mustafa. Buz. Allah böyle bir kanun yaptı. Nasıl anlatacağız yani? Sudur bu. Bırakın bu sıfatı. Arabayı görün yok ki. Arabanın boyasını görüyorlar. Boya sıfattır. Boyasını görüyor. Başka nesini görüyor? Başka alırken kaç vitestir, kaç beygirdir? Sıfatlarıyla meşguluz. Kaç ton geliyor kim baktı? Yani en azından gözükmüyor da maddenin değil, maddenin sıfatları gözüküyor. Çünkü madde de sıfatsız olmaz Mustafa. Bir kere rengi vardır, sıfattır. Kokusu vardır, sıfattır. Sesi vardır, sıfattır. Sıfatsız madde yok ki. Hocam sıfatla esmayı ben çok karıştırıyorum. Nedir, aradaki fark nedir? Şimdi senin muhatap olduğun esmadır. Yani eğer esma sıfatı, şu anda benim cilve cemal nakış sanatımdır. Yani esma. Esma hakikat, sıfat mahiyet mi oluyor? Mahiyet oluyor. Yani arkadaş şöyle diyeyim. Esma itibariyle. Buz esmadır, su sıfattır. Asıldır. Ha, madde itibariyle beşeri konuşurken sıfatlar cebirin dışa vuruşudur. Mesela namaz kılıyorsam simam değişiktir. Mesela sırf Kur'an okuyorsam simam beyazdır. Tefekkür ehliysem simam pembedir. Mesela Mustafa'nın siması pembedir. Pembedir. Tefekkür ehli olduğu zaman. Yani gözüküyor. Hepsini şey yapmayayım da örnek için söyledim. Mesela tarikatçılar, mesela Mahmud Efendi cemaatinde beyazdırlar. Allah Allah. Acayip nurani. Çünkü niye? Sırf Kur'an okur. Kur'an pembe değil. Pembe altyapısında hem Kur'an var hem tefekkür var. Tefekkür ehli zaten zikir ehliden sonra olur. Pembe kalp rengi demiştiniz ya. Evet, kalp rengidir. Onunla zihin marifetle mi alakası var? Aynen. Yani sırf Kur'an okuyanın beyaz olur. Kur'an artı nur. Tefekkür olursa nur, evet, nur şeklini alır. Kur'an nurdur. Eğer Kur'an artı tefekkür olursa pembe olur. Yani gözüküyor hangi cemaattan oldu tak diye gözüküyor zaten. Yani şeylerde mesela namaz kıldı kılmadı, bu sabah kalktı kalkmadı hepsi gözüküyor eğilince. Abi şeyin muhabbeti var ya, sende Galatasaray tipi var veya Fener tipi var, o da aynı manada. Evet evet, aynı. Çünkü hani ecdat demiş, kişi malına benzer, mal sahibine benzer, o da ona benzer. Yani geçiş mesela ona örnek, internetlerde var dediler ama ben gözümle gördüm, çekemedim yani. Almanya'da köpek dolaştırıyor. Adam tam bir köpeğe benziyor. Köpek mi acaba hayvan şey insana benziyor? Düşünmüştüm ki illa değil. Çünkü köpek değişmezmiş. Abi araştırmışsam 30-40 tane köpek ve sahibi aynen dediğimiz gibi. Evet. Yani o kadar benziyor ki bir tane ben gördüm. Kulede dondurma götürdüler beni. Selam olsun o kardeşime. Abi öyle dedin ama dedi bak bu kadın bu şeye benzemiyor dedi köpeğe. Dedim mutlaka ya emanettir ya yeni almıştır. Ne zaman benzer dedi abi. 3 tane 6 ay geçmesi lazım. Eşya kendisine benzesin diye. 3 tane 6 ay. Evet. Ki dedi sorun dedi. Ay olur. Sor dedim. Ona böyle şey oldu. Hemen şey yaptılar kaçma. Tam oturuyordu. Hemen gittiler sordular. Meğer sahibi tatile gitmiş köpeğe emanet vermiş. Abi kıratın ya huyundan ya suyundan. Aynen. Anayı bak, kızını al. Ecdatlar bunlar deyim olarak da yapmış atasözü. Suyu fehimden ve akılsızlıktan anlaşılmamış. Evet. Suyu fehminden tamam. O kadar bedihi ki. Bakarsın, hatta muhakemata diyor 90. sayfada. Kişiyi mesela sesinden tanırsın diyor. Kim olduğu. Konuşmasından. Doktor
İçeriği büyük abdest, küçük abdeste tanıyor. Daha tıp burada ilerleyecek. Terini isteyecek senden. Git evde bir şekilde terle. Şuraya yapıştır şunu. Terini getir. Terini. Ondan sonra öyle bir duruma gelecek ki terinden seni seyredecekler. Daha sesini ver, sesini cihaza gönderecekler. Sesinden içsel hissiyatını tespit edecekler. Koku kişinin kimliğidir. Ses gibi. Kur'an zaten sesi söylüyor. El sinnetikum elvanikum. Simay söylüyor. Simahum fi vücuhum ineseri sucud. İçsel nerelere putlaştırdığını simasında seyredersin diyor. 23'ün sözde diyor ya işte. Batındaki çirkinlikler zahirini aksetmiş olmalı ki kapıda bu şekli aldılar. O kadar var ki. Şimdi ben tek tek geçmeden sorabilir miyim abi? Madde gözükmüyor dedik ya. Ben öyle madde yok, sıfat şöyle, gözüküyor. Maddeyi hayat var ya, madde hayatın bir sıfatı, evet, yine gözükmüyor. Gözükmez. Ama her şeyi madde diye görüyor ama maddeyi de görmüyor. Sadece sıfat, esma falan yani. Çok güzel. Güzel söyledi hocam. Allah varken hiçbir şey yoktu. Masa falan. Baş. Allah bu taşı toprağı neyle yaptı? Hayatıyla yaptı. Subutu sıfatta hayat yok mu? Hayatıyla malzeme yaptı. İradesiyle takdir etti. İlmiyle projeyi çizdi. Çekici kudret olarak kullandı. Tamam. Şimdi bu taş nedir biliyor musun? Hayatın dışa vuruşudur. Bunlar da sıfattır. Peki şöyle diyeyim. Hayatın yani hissiyatın, fikriyatın bize vurmuş. Hissiyatımı nasıl göreceksin? Onun dışa vuruşları. Yani biz zaten buna örneğim ben. Benim zihniyetimi nereden seyrediyorsunuz? Değil mi? Fiilen gizleyebilirim. Ama sima gizlenemez. Simayı gizledin, sesi gizleyemezsin. Sesi gizledin, kokuyu gizleyemezsin. Tamam. Şimdi fikriyatı söyledik abi. Fikriyatın içine giriyoruz. Balon gibi örnek verdim. Çocukken oynadık, sabah yapardık böyle. Yuvarlak bir şeyler uçuşuyor. Tamam. O balondur, fanostur. Odur fikriyat. Odur hissiyat. Odur latifeler. Şimdi kalp dedik ki aşktır, vefadır, bir hatıradır. İçine giriyorsun. Sen var mısın artık? Hiç. Bittin ya. Beden de yok. Latifeler ise o da 7 tanedir. Şuunat-ı Zatiye'den o da 7 tanedir. 4, 3, 4, 5, 6, 7. Şefkati mukaddese, muhabbeti münezzehe. Z iki tane oldu mu? Zaten öyle olur abi. Münezzeh, tenzihse iki. İki tane olacak o zaman. Muhabbet de iki tane B olacak abi. Muhabbet. Altta yazdınız ya. Evet, o zaman şöyle yapalım. Şef de koyalım. Olur abi, tamam. Olur abi. Sevki mukaddes surur sururi mukaddes lezzeti mukaddes memnuniyet iftihar bunlar çıktı mı arkadaşlar? Bunlar dışarı çıktı mı artık bunun içindesin. Mesela kadın doğumda aktif oluyor. Yalnız sezeryanda pek olmuyor. Oluyorsa o kadar oluyor. Sezeryanda pek olmaz. Sezeryanla doğum yapan fareler yavrularını yedi. O kadar şefkatli olmuyor. Mesela biraz gaddar ve hırçın davranıyorsa gidin kadına sorun bu sezeryanla doğmuştur. Ya kendisi sezeryanla doğmuştur veya sezeryanla doğmuştur. Çocuğuna hırçınsa. Evet. Kadın kendisi. Çocuğuna karşı hırçınsa ya sezeryanla doğmuştur ya sezeryanla doğurmuştur.
Şefkat-ı Mukaddesi olduğu zaman Allahu Ekber, Allahu Ekber sabah ezanı okur. Kadın kalkmaz. Çocuk ağlamadan kalkar. Allah'ı çocuğu kadar sevseydi kalkardı. Şefkat aktif olunca fanos gibi oluyor, içine giriyor. Yani beden yok kardeşim, bedeni yaşayan yok. Öyle bir şey yok yani. Perde bu ya. Ya fikriyatımızı yaşıyoruz, ya hissiyatımızı yaşıyoruz, ya latifelerimizi yaşıyoruz. Ha? Eylemselde bu. Şimdi ben serbest bölgeye gireceğim. Buradan sorusu olamam. Dediniz ya tıp ter isteyecek bizden diye. Koku 3 ve 4 onları biz o dersleri istiyoruz ya. İstiyor musunuz? İstiyoruz yani. Ha evet. Koku 3 bir de mesela şöyle diyeyim. Lazım yani. Şöyle diyeyim. Mustafa 2 artı 4 eksi 2 eşittir kaç abi? X. Tamam mı? Veya 7 eksi 4 artı 9 eşittir Y gibidir. Koku, frekans, megahertz gibidir. Bu kadı kesindir. Formüldür. Koku. Kokunun iki dersimi, üç dersimi yaptım. Dalga boyları, frekansları tespit edilmiş matematiksel. Hangi koku, hangi frekansa, hangi koku, hangi... Onlar benim defterimde kaydı. Bunu ehli dünya yapmış. Ecdat yapmıştı. Oradan almışlardır. Yani abi tamam böyle matematiksel belli. Aynı matematikseldir. Frekansa ait de yani buradan neye çıkacağız? Şu çıkacak. Hani... Realitedir, nefsi emirdir, bu kadar gerçektir. Abi kan alıyor ya adam. Diyor ki magnezyum şu, fosfat şu. Kokunu alacak. Ha, fonksiyonları koyayım karşısına. Kokunu alacak. Diyecek ki ahlakına ak kardeşim. Sen parfüm kullanma. Parfümle örtme kendini. Tamam mı? Mesela en büyük tesettür nedir? Böyle çarşaf falan değildir, makyajdır. Adam bir kilo boya kullanıyor. Kadın yok ki ortada. Kadın yok. Tesettürle onlar esas. Belki de haram da olmayacak çünkü tamamen boyanmış. Gibi yani. Tabesti o var. Süs olduğu için. Zaten öyle olmuş abi. Ha? Şimdi makyajdaymış bayan, evlenmiş. Evlendikten sonra makyaj gidince direkt mahkemeye gitmiş boşanmaya. Ondan sonra beni aldatmış diye ve mahkeme adam haklı bulmuş. Evet, sen almışsın galiba. Evet. Ben onu mahkeme adam haklı bulmuş, resmini göstermiş. Daha önceki resmi makyajlı yıkandıktan sonra yüzünü göstermiş. Ben bunu almıştım, bu çıktı diyor. Aldattı beni diyor. Abi bu ne biliyor musun? Görücü usulü abi bu. Hah. Yani var ya eski... Evet. Tam çok güzel. Ecdat ne yapardı? Hamama götürürlerdi. Evet. Bedende arıza var mı? Yani beden hamamda kadınlar yıkanırdı. Tabii onu onlara kızı da alırlardı. Ya bedensel bir özür var mı? Çünkü niye? Sonra ciddi bir sorun aile ve Müslümanlar birbirine girmekten dil önünü alıyorlar. Hocam şu kokudan bahsettiniz. Neden? O hacamatta kokudan bahsedildi de. Mesela hacamat yapılmakta bu sülükler kullanılıyor. Üzerinde herhangi bir başka senin kendi teninin kokusundan ayrı bir ten olduğu zaman tutmuyor. Ama kendi kokun üzerindeyse gidiyor o kirli kanı buluyor ve orayı emmeye başlıyor. Evet. Allah'ım. Mesela koku sürmüşüm şeyi mesela güzel koy. Oraya koyuyorsun tutmuyor. Ve ustad güzel söylemiş. Bu noktayı koymuş. Demiş ki koku kişinin o şeyinden haricinde revai tayibe, erva tayibi, revai habise, erva habisi celp ve cezbeder. Ağaçlar yağmuru celp ettiği gibi. Mesela sende ne koku varsa o cinsten ruhaniyat var. Şöyle diyeyim. Mesela kokusu ağır olanlar var. Yani sanal olarak üzerine bindirilmiş değil. Mesela sigara içmediği halde sigara içen koku ortamda bulunmuş, yüklenmiş. Veya çadırda yaşıyor, banyo yapmamış adam, çocuk. Banyoları yok mesela. Tabii koku değişiyor. O değil. O sanaldır. Yani yıkandığı halde kokusu ağırsa bunu yapacağı tek şey var. Parfüm almayacak. Ahlakını düzeltecek. Allah'a emanet. Ahlak ağırdır. Geçimsiz bir adamdır. Huysuz bir adamdır. Bu adam kızmasın bana. Niye? Bu onu arayıp da bulamaz bu dersi. Niye? Seni tahlil ediyorum. Diyorum ki git ahlakını düzelt. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın
ahlakı gibi ahlaklar. Olmasa da şey, kokun düzelir. Mesela abi de televizyona çıkacağız diyor, bir sürü şey arkadaşlar var. Program yapıyorlar, makyaj diyorlar. Bak, güzel gözükmenin yolu teheccüd namazını kılmaktır. Nurani oluruz. Bu ağır ahlak, ağır kokuda olur. Peki ne yapacaksın? Adam namaz kılıyor, evde despot mu, firavun mu belli değil ya. Öyle bir hain, öyle bir şey, kadın olur, erkek olur ya. Yani geçimsiz, bağnaz. Yok ya, her şeyde bahane. Bu adam, bu kadın güzel mi kokacak? Böyle bir şey var mı? Peki, koku, renk, sima, göz, mimik, batının dışa vuruşudur. Siz öğretmezsiniz, çoğunuz öğretmen olmaya azdır. Benim şu ders anlatışımda, dersin sahibi miyim, tüfeğli miyim, kenardan ezberlemiş mi anlatıyorum, hazmedip de mi anlatıyorum, sizce belli değil mi? Belli. Yani ehli anlar bunu. Koku frekanstır, matematikseldir. Diyecek ki kokunda, öyle mi gelecek ki ahlakın ağır ama şu ahlakı zaafım var diyecek. Kokunun içerisinde de başka sıfatlar var. Geçimde mi, kendinde mi, cömert misin, cimri misin? Kokudan çıkacak hepsi. Hocam bir şey ekleyebilir miyim? Ben. Affınıza sığınarak. Estağfurullah. Mesela biliyorsunuz Avustralya'da yaşıyorum ben. Aborijinler var. Bu aborijinlerin kendilerine has bir kokular var. Allahu Ekber. Sinek mesela konmuyor bunlara. Yani çünkü hadi zehirlenirim diyor adam. Hatta abi ben de ekmeğim biraz böyle kusuzlara sanki sivrisinek beni bulasın. Isırmıyor. Mesela beraber yaptığınız arkadaşlara bakın. Tamam mı? Mesela bazılarının sivrisinek gelmiyor. Niye gelmiyor? Gelmiyor işte. Zehirlenirim, gelmiyor. Gelmiyor, ben demiyorum. Abi, nimet de olabilir. Yani. Nimet de olabilir, şimdi korunuyor. Tabii tabii. Gel abi. Şimdi margarini koyun balkona. Margarin koyun. Gıda özelliği varsa sinek gelmesi lazım. Sinek gelmez. Aylarca durur. Eriyebilir ama bozulmaz. Bir kimyasal yapısını da değiştirirseniz tek bir tane bal şu PVC çerçeve oluyor. Margarinin kimyasal yapısı bu. Bir bağ da arttırırsan bir bağ. Kimyasal PVC'nin temel maddesi oluyor. Hiçbir gıda da yok. Koyun, gaybtan bahsetmiyorum. Koyun balkona sinek konmaz. Bunu senelerce yedirdiler, Amerika'nın şeyiyle tereyağına düşman ettiler. Kaster Osmanlı yiğitleri olmasın diye. Yumurta bilmem şey girip hep kendileri uydurdular. Bir sürü şeyler, hastalıklar türettiler. Patladı kanser gibi şeyler. Ya. Ne yedirdikleri böyle. Şeker yerine Mısır mesela Adapazarı'nda bir fabrika kurmuş. Onun için evet. Sifecimit döneminde kanun çıkarttılar serbest olsun diye. Şu an düşürdüler biraz limiti. Ya işte gücün yettikçe düşürebiliyorsun. %10 katabiliyorlardı, 2,5'a mı düşürdüler? İşte iki, oraya kadar güçlüsün şimdi. Tamam. Şimdi buraya kadar geldik, tamam mı? Şimdi bu çok önemliydi. Böyle yapınca fanostur. Yani içimizde değil arkadaşlar, biz onun içindeyiz. Tamam. Şimdi serbest bölgeye giriyorum. Sizin dediğiniz ilaç yazıyor abi. 7. sözde. Hem sana iki ilaç vereceğim, güzelce istimal etsen o iki müteaffin yaraların, iki güzel kokulu Gül-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. İki ilaç diyor bak. İki ilaç diyor hem de yani. Bak. Gül-i Muhammed. Gül-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam denden latif çiçeğe inkılap eder. Allah Allah. Allah. Aslında, çok güzel yakaladın maşallah. Ağacı hakikaten. Güneşi çiçeği. Tamam çevir abim, çevir. Hadi tamam. Yani şimdi bana, benim anlaşılma, ne yaparsanız yapma, benim aşkım etmemiş. Burayı sözden 142'de geçiyor bu mevzu. Yani bu şekildeki şey. Ama çaktırmadan çakıyor. Şimdi onları çizeyim, anlatacağım size. Tahta kamerada çıkmış. Evet, tamam. İki tane niye yazıyorsun? İl. O
mizanda hatmedilmiş yazıyor abi. Hatmedilmiş mi? Evet. Hat. Hat. Ha. Evet. Hatamallahu ala kulubim ala ifsalim. İşare iki kaç. Ve lahumun zannedilmiş. Abi hatmedilmiş de yani dönüşü olmayan yola mı girmiş esasında? Son nokta. Ondan daha ötesi yok anlamında. Daha evet. Dönüş yok. Yok. Şeydir artık. O tetsiye edilmiş. Gadab ilahi. İşaret edeceğiz de geçiyor. Gadab ilahi mazar olmuş. Allah bizim gibi değil. Kızdı kızdı, sonra biz onu yumuşattık ve vazgeçti. Allah mazi ezel ve ebedi hep biliyor. Geçmişimizde, gelecekteki yapacağımızda ona göre şimdi muamele ediyor. Hatman, hatam Allah Allah kurayım. Hatam oldu, bitti o. Mühürü yedi yani. Yedi bitti. İşaret edeceğiz de söylüyor bunu. Küfür mevzusunda, iman küfür mevzusunda hatmedildi mi, bitti. Niye nazara veriyor? Ta ki onun sıfatları veriyor ki biz siz de buna şey yapmayasınız diye. Şimdi ben, Allah kimsenin başına vermesin. Ya şaka değil biliyor musun? Allah gadaba geldi diyor. Allah çok kötü. Nur-u iman sayesinde hakayık ilahiyenin tecellisine mazhar olmakla menba-ı kemale, hayatlar ve ziyadar oldukları halde küfrün ihtiyar edilmesiyle zulmetli, ıssız, haşerat-ı muzırra yuvasına inkılap ettikleri için mühürlenmiş, görüyor musun? Kilitlenmiş ki o korkunç yuvadaki akreplerden veya yılanlardan iştinap edilmesine işaret edilmiştir. Bak evet. İşte kabir azabı yok diyenlerin kulağı çınlasın abi. Bir daha söylerim orayı. Diyor ki ve keza katemallahu ala kulubihim cümlesiyle kalp ile vicdan nur-u iman sayesinde hakaik-i ilahiyenin tecellisine mazhar olmakla menba-ı kemalat hayatlar ve ziyader oldukları halde küfrün ihtiyar edilmesiyle zulmetli, ıssız haşerat-ı muzırra yuvasına inkılap ettikleri için mühürlenmiş, kilitlenmiş ki o korkunç yuvadaki akreplerden veya yılanlardan iştinap edilmesine işaret edilmiştir. Şimdi nasıl, onu da unutturmayın, buraya nasıl hakim olacağımızı dün akşamki soruyu, onu hatırlat, cevap vereceğim. Şimdi burası serbest bölge arkadaşlar, buranın adı serbest bölge. Ustad serbest tirler diyor, sözler 278'de, ben de bölge demişim, tamam mı? İki tane şey olduğunu yedinci sözde söylüyor. İki tane ilaç. Şimdi buraya şeytanlar vesvese atar. Kafir cinler buraya düşünce bozukluğuna sebebiyet verir. Yani şeytanla kafir cinler ne farkı var? Elime bakın üst alt. Şeytan vara düşmandır. Cinler yoku aktif eder. Yukarıya yapıyorum. Yok, aktif. Yani şeytan var olan imanı yok etmeye çalışır. Yok etmeye çalışıyor ve vara musallat olduğu için imanın yok der. Gitti demesi şeytan tasdikli imanın olduğuna delildir. İmansız gideceksin, imanlı gideceksin. Ama bundan sonra bir tehlike var. Bunu duyduktan sonra yani hiç musallat olmayacak imanla o zaman şüphe etmek imanın şey miydi? Onun için imanına musallat olmuşsa şükret. Çünkü çiçek var, arı gelmiş. Boş eve hırsıza gelmez. Şimdi şeytan var, burası aşağısı yok olsun simgesel. Var olan imana musallat olur, var olan abdese musallat olur. Var olan adam gibi adamsın, adam değilsin der. Senden bir şey olmaz diyor. Sen tamam. Nurcu değilsin. Diyor. Nurcu değilsin der. Ekle de ekle. Ha, bunu unutma. Bu nerededir? Buradadır. Kalptedir, lüme şeytanidir. Varı yok etmek üzerinde. Olmuşa musallattır. Şeytan öyle tahmini yapmaz. Adam işi biliyor. Geliyorum buraya. İkisini ayırt etmek için. Burası düşüncelerin olduğu, olmayan zanlar, bak yukarı çıkarıyorum,
zan, şüphe, tereddüt, şirk, küfür bunları getirir. Biliyorsunuz küfür inkar değildir. Örtmektir. Şirk inkar değildir. Ortak koşmaktır. Dalalet inkar değildir. Yoldan çıkmaktır. Hepsi farklı tanımdır. Tamam. Şeytan Allah'ı inkar etmedi. Bak küfür örtmektir. Dalalet sapmaktır. Şirk ortak koşmaktır. Bir tanesi rububiyeti bir tanesi uluhiyetidir. Şimdi şeytan kafir şey ki cinler kafayı yapıyorum. Olmayan zanları sen herhalde benim için öyle düşünüyorsun galiba. Karı koca kavgalarını sen bunu takip ediyorsun. Allah Allah diyor. Yani böyle tereddütler, şüpheler, düşün olmayanı aktif eder. O zaman şöyle kendin olacak bu dersten sonra. Serbest bölge, serbest bölge, serbest bölge. Yani birisine zan hakkında gelince ki Kur'an zanların çoğusu haramdır diyor. Yanlış. Hasan abi, kadınlarda bu şüphe meselesi, vesvesi daha fazla. Çok. Onların bu meselesi yani bu onlarda vesvesi üretecek mekanizmanın sebebi fiziki yapı mı, erkeklerde farklı, ruhi yapı mı farklı? Temel fark ne abi? Şimdi şu, kadında niçin şefkat fazla? Yapacakları işleri için bunlar var. Mesela şöyle diyeyim, bilmeyen erkekler kadınlar için çok konuşur der. Doğru ama çok konuşması suç değil, onu yaratan Allah'tır. Hedefini değiştirdim. Şöyle diyeyim. Sana çocuk dese ki Muhammed çocuğu. Evet. Baba bu nedir? Oğlum kalemdir. Bir saat sonra baba neydi bu? Dedim ya oğlum kalem. Üslup değişti. İkindi de baba nedir? Ne şahane şey. Kaç çaba dedik lan sana? Kalem işte lan. Ertesi gün baba bu nedir? Sus lan. Deriz. Kadın günde 70 defa annesi sorar. Anne bu nedir? Kalem oğlum. 10 dakika sonra, kalem yavrum. Kalem bir tanem. Kızmak değil, ekleme yapar. Bir tanem, dünyam, sevgilim der. Çok konuşma yaratılmasının sebebi çokça telkin etsin çocuğuna. Üşermeden, usanmadan. Erkek ise dış dünyada olduğu için herkes çok konuşursa iş olmaz, fazla konuşmazsa. Ama onu tersiyle de kullanıyor kadınlar. Ben onu başka, onlar meselesi dedim yani. Şimdi... Vesvese 21 dersi bu abi. Yapmıştınız. Evet. 1 saat 16 dakika. Hanımlarda daha çok niye olur diye. Evet. Şimdi yaptıkları iş için çok önemli o. Yani niçin zan çok Mustafa abi? Siz bu kadar iş yapıyor. Tamam. Mesela dün bir yerdeydim. Mesela ufak çocuğun acıktığını anladı. Hiç anlama yok. Duyuyor. Çocuk acıkmıştı. Ya yürümesinden, ya mimiklerinden, ya ifadesinden hisleri çocuğun altını mı şey yapmış, karnı mı acıkmış, başka bir derdi mi var, bakışın hisleri kuvvetli olmasının sebebi bu işleri yapabilsin diye. Biz ise bağırır, çıldırır, herhalde karnı aç galiba ya deriz. Kadın ise bu çocuğun karnı aç ver babası ver bir şey doyur. Nasıl anlıyorsun? Anlıyor. Biraz sonra kafayı oraya vuracağını biliyor. Bana vuracak baba sen. Ya vurmadı ki. Biz de gülüm olacak. Ya Allah 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 elini versin alırız. İşimiz bu değil çünkü. Anladın mı? Yani yaptığı işe muhtemelen. Ama döndürürse onu sana, bu sefer bu kafanın etini yiyor. Yani çıldırasın geliyor ya. Aynı şeyi 10 defa anlatıyor. Sabah bir play'ine bastım 1 saat. Bir de öğlen 1 saat. Akşam da 1 saat. Ne yaptım ya diyor. Farkında değil. Çocuğuna anlatması gereken bir şeyleri sana aynı şeyi tekrarda kullanırsa bu enerji, çocuğuna da zamanı kalmıyor. Kötü olmayan zamanım yok diyor. Onun da konuşmaya zamanı ya şaka demiyorum ha. Evet. Abi sonra bunları montajı size söylüyorum abi. He tamam. Siz uğraşıyorsunuz ben söylüyorum. Benim başım diyor işine gelmeyenler şöyle diyor. Ha ne anlar o diyor. Çoluk çocuğum mu var onun? Evet benim çoluk çocuğum yok. Ama
içsel alemin var. Eyvallah. İçeriye baktığın zaman... Hanımlar çocuklara ders oldu. Ben dedim. Kızlar. Şimdi bir ara böyle bir... Bugün de Peygamber Aleyhisselam'ın şişesi var. Allahu Ekber. Şimdi bak rüya dedim de. Neydi? Üç sözümden dönmem demişti. Allah Allah. Kim abi? Peygamberimiz Aleyhisselam. Ben üç şeyden... Birisi nikahımdan... Birisi... Ha, bozmak istemem. Nikahımı... ubudiyetimi, imanımı. Allahu Ekber. Şimdi hatırladım. Kendisini görmedim ama sabah namazından sonra düşmüştüm böyle, Kur'an okumuştum. Çok yorulunca böyle kahvaltıya kadar şöyle. Üç şeyimi bozmak istemem. Peygamber böyle dedi diyorlardı. Ben de kulak basayım. Ne Allah Resulü diyor dedim. Üç tane şeyi başladım, bozmak istemem. Nikahımı, ubudiyetimi namaz ortasındayken oruçta, bir de imanımı. Çok garip. Neyse. Şimdi burası serbest bölgedir. Bunun içerisinde dört tane şey var. Özelliği var. Bir, iki, üç, dört. Ben anlatıyorum. Yazılması uzun olur arası. Bir. Her daim insanın kontrolünde değil. Burası. İki. Her şey var burada. İman, küfür. Ne varsa İstanbul Büyükşehir çöplüğü. Daha acayip. Allah'ın dışında ne varsa her şeyin sureti var. Sureti. Hepsinin sureti var. Cennet cehennem mi? Hepsi var. Cennet cehennemi haletler hepsinin suretleri şey. Hepsi var. Burada. Açılmaya bekliyor sadece. Evet. Ama Allah kulak olduğu için net değil. Birbirine girip. Dedi ki her daim insan kontrolünde değil. Her şeyin bulunduğu. Bir de her şeyin her mertebesi bulunduğu. Bir de burası, bu serbest bölge, aklı, kafayı iksirliyor. Kalbi mayalıyor. Tamam mı? Buraya hakim olmanın yolu, hakim olmaya çalışmamaktır. Yaban arıları gibi böyle. Uğraştıkça daha çok uçuşur sana. Buraya hakim olmanın yolu, vesvesenin gitmesinin yolu, gitmesine çalışmamaktır. Vehimden kurtulmanın yolu, kurtulmaya çalışmamaktır. Çünkü olmayan bir şey yaptığın için daha çok bu sanat olur. Eğer vesvese ve vehin kalkarsa insanlıktan çıkarsın. Çünkü vesvesenin sebebi beştir. Tahariye dairdir. Teyakkuza sebeptir. Ciddiyete dairdir. Araştırmaya sebeptir. Lakaytlı atar. Bu insan yapıyor. Şeytan musallat olmadığı için hayvanlara ve meleklere makamları sabit. Şimdi buraya ama benim lehime dönmesini istiyorum. Nasıl hakim olurum? Şu. İyi dinleyin, iyi bakın. Öyle bir çare sunacağız ki Mustafa, buraya herkes hakim olsun. Şöyle. İyiliğin hakim olursa cahiller ne olacak? Olmadı. Genel bir yol değil. Cömertlik de yap. Adamın serveti yok. Veya cömertlik öğretilmemiş. Öyle bir çözüm söylüyor ki Bediüzzaman Hazretleri, herkes yapabilsin. Ne biliyor musunuz? Kabloyu kes. Terk. Terk eylem olmadığı için kimseden bir şey istenmiyor. Yani internetlere girme, YouTube'lara girme, televizyonlardan uzak dur. Bir saat televizyon seyrettikten sonra sabaha 10 cüz Kur'an okusan onun pisliğini temizleyemezsin. Bir bak, bir 10 dakika internetin enkazını vallahi bir sene temizleyemez. Yapamaz. Kabloyu kes. Kablolar şöyledir ama. Tek bir kablo değil. Hani bazı kablolar olur ya, içinde böyle kıl gibi kablolar oluyor böyle ince ince. Kesebildiğin kadar kes. Bunları hepsini bir anda saldırma. Adet, günahların hepsini keseceğim deme sakın. O da yanlış. Bir tane seç.
bir sene için. Kendine mühlet ver. Değerlerini yap. Hepsini kucak böyle saldırıp da onları düzeltmeye çalışma. Bir tane seç. Can alıcı bir tanesini, canını yakan bir tanesini seç. Sigara içmeyi mi terk edeyim, televizyonu hiç kıyas edilmez. Halı sahaya gidiyorum, yoksa evde televizyon seyredeceğim. Git halı sahaya git. Tamam. Bir tane seç, bir tane. Bu ince kablolarla yapılmış. Bir tanesini kesti mi zaten canını alıyorsun. Öğreniyorsun artık kesmeyi. O zaman iradeni güçlendirmiş oluyorsun abi. Evet, otomatik. Bir sonraki etapta daha güçlü hale geliyor. O çok. Çünkü buraya veri pek gelmiyor, az geliyor. Bu galip. Duman ediyor. İnan. O güçlendikçe burası, namaz kılmayı zorlamak tam tersine, ezan geldi de daha kılmamaktan sıkıntı olacaksın. Kahveye gitmemeye diremiyorsun, gidince zaten işkence olur, seni bağlarsalar bile işkence olur. Hani burası galip olunca sen artık yapacaklarını, söyleyeceklerini sen daha yapmadan oluyor. Hasan abi, aynı olay tevbe için de geçerli. Bir kez yapan bin kez yapar diyor. Yani günah kanun yerler. Evet. Açıldığı zaman her an o daha da artıyor, genişliyor. Geçiyor. Teslimiyet daha fazlalaşıyor. Mesela yani, bir videoyu seyrettin. O video dışarıda videodur. İçeride video değil. Dışarıda ekmektir. İçeride ekmek değil, enerjidir artık. Dışarıda ses de Mustafa. İçeride ses değil. Dışarıda kokudur. Tattır. İçeride değil, enerjidir. Tamam mı? Şöyle düşün, bir top düşün, futbol topu, iki bar, sorun alacağım, iki bar hava basıncı var, iki, normal iki. Sen iki bar basınca 20 bar basınç koyarsan patlar gibi olur değil mi? Her duyduğumuz içeride bardır, her kokladığımız, her seyrettiğimiz içeride enerji oluyor. Ne olur, televizyonu bilgisayarı kapattığım, orada CD'de durduğu gibi durmaz, burada enerjiye dönüşür. Enerjidir, enerji. Bu enerji, peki atmak ister. Bir video seyrettik YouTube'da, bir sıkıntı yaptı. Bundan kurtulmanın yolu zannediyor, bir başkasına geçiyor. Bir başkasından bunu unuturum diye, oysa zahirde örtüyor gibi oluyor. İçki mesela. İçki derdi unutturduğu için derde çare zannedilmiş. Uyanınca daha beter oluyor. Unutma çare midir? Değil. Şimdi üçüncüye geçiyor. Birin ikincinin sıkıntısından üçe geçiyor. Böylelikle tekerleme gidiyor. Karın dağın tepesinde bir şey oluşması. Evet, toptu. Dağın dibine gelince koca dev katlana geldi. Ondan sonra hadi bakalım önünü al bakalım hadi adamı. Nasıl alacaksın? Ondan sonra abi kurtulmak istiyorum, kurtulamıyorum. Günaydın derler. Artık iş işten geçti o. Peki ne yapmak lazım? Ne geçti, nerede diyor biliyor musun? Mesnevi Nuriye'de geçiyor. Galiba 125'te veya 123'te diyor ki artık o Mustafa katlandı mı abi? Evet abi. Oradan kurtulmaya artık Allah'ın çok büyük bir lütfu ve ihsanı özelliği olacak. Başka artık iktidarın, ihtiyarın kalmaz. Ya 123 ya 127 idi mesleminlerde neyse. Ama biliyorsunuz o 123. Evet abi, muazzam bir şey var. He yani. Tam zamana bakıyor bu. Evet yani artık o kadar öyle girdin ki içeriye. Menfeze girince çıkmam çok zor. Yani Allah hani diyor küre-i arzı diyor bu minsiz medeniyet bir şehir haline getirdi, köy haline getirdi, köy yaptı. O kadar girdin ki kardeş, o kadar katlandı, sarmaladı ki Allah'ın özel bir inayeti olursa olur. Peki özel inayetini nasıl celbedeceksin? Hani diyor ya men yaşa, Allah istediğini hidayeti veriyor. Veya bunu veriyor. Bazılar soruyor, Allah hidayeti verseydi ben hidayette olurdum. Evet. Bak, Allah'ın hidayetini istiyorsan, Allah'ın istediği bir hidayet var. Mesela hidayeti sebep. Dünyada adetullah var, rububiyet var. Allah'ın istediği gibi yaşarsan Allah'tan istediğini alırsın. Allah'ın istediği gibi yaşarsan Allah'tan istediğini alırsın. Allah'ın hidayeti Allah'ın adetullahındadır. Çocuk istiyorsan evleneceksin. Zenginlik istiyorsan tembellikten çıkacaksın.
Buğday istiyorsan ekeceksin kardeş. İlim istiyorsan ders alacaksın, kitap okuyacaksın. Bedava verilmiyor. Ben şimdi anlattığım şeyi 30 senelik meyveyi veriyor. Eyvallah. 30 sene. Sen 30 sene uğraşma. Sen bunu al kafama bas, çık, daha iyisini bul. Böyledir. Adetullah kanunu böyledir. Sen suyun içine girmişsin, ıslanmak istemiyorum diyorsun. Adetullah hakarettir. Ağzına şeker var, lezzet almak istemiyorum diyor. Şimdi şunu da yazayım, ondan sonra izah edeceğim. Abi şeyde 8'in sözde diyor ya, o ağacın iki kökü var. Sonra o ağacın başına baktı, gördü ki incir ağacıdır. Fakat başında binlerle ağacın meyveleri vardır. Burada. O vakit bütün korkusu gitti. Diyorsunuz ya serbest bölge, fark et artık korkuyu. Çünkü katliye anladı ki bu incir ağacı bir listedir, bir fihristedir, bir sergidir. O mahfi hakim bağ ve bostandaki meyvelerin numunelerini bir tılsım ve bir mucize ile o ağaca takmış ve kendi misafirlerine ihsar ettiği etlimeye birer işaret suretinde o ağacı tezyin etmiş olmalı. Yoksa bir pek ağaç bu kadar ağaçların meyvelerini veremez. Bir daha bir siyah beyaz... Ve o kökü bu, o kökü de bu. Sonra niyaza başla devam ediyor. Sonra oku. Görmüş olan ağacın. He? Bu kuyunun duvarında görmüş. Evet, o ağacın iki kökü vardır. Biri beyaz, biri siyah. İki fare var abi, onları evet. Çeviriyor işte. Siyah olan küfür, evet. Beyaz olan şey. O ağaçta bir yerde ağaç içinde müddet şöyle yapayım diyor. O zaman da. Bunu yeşil de. Evet, Risale'de geçene uygun olsun. Ya arkadaşlar ne nimet ya, içinizi sele çık harita ya. Allah, Allah hepimize bu ihsanı verdi. Elhamdülillah. Sonsuz şükürler olsun ya. Şimdi esas buraya giriyoruz artık. Mesele burada. Bundan, buraya kadar geldik. Bu serbest bölge. Gene sorunuz varsa döneriz. Şimdi buradan sevgili arkadaşlar fehim denilen süzgeç var. Buradan süzüyor. Neyle süzüyor? Meylin, zafiyetin, tirakilin, örf, anane, gelenek, en önemlisi şair. Etkisiyle buradan süzülür. Tamam. Buradan süzülür, takul berzahtır. Abi bir daha saysanız, meyli, zafiyet. Meyil. Zafiyet. Tiryakilik. Alışkanlıklar yani. Evet, alışkanlıklar. Örf, anane, gelenek. Özgeçmiş. Evet, geçmiş. Hele en önemlisi şair. Şair mi? Şair. Şair. Yani İslam'ın örf ve ananesini sembol simgelerle geçmişi geleceğe taşıyan özellikler. Mesela bizde İslam'ı hatırlatan şeyler. Şeyler, evet. Mesela onlar. Şimdi buradan süzüldü. Tamam. Yani bu alt taraf buradaki şeyi, süzgeçleri böyle yapıyor. Tiryakiliklerin, zafiyetin, bedensel zafiyetlerin, ondan sonra toplumun sana giydirdikleri, ona göre çalışıyorsun, ona göre okul okuyorsun, ne derler diye araba alıyorsun. Tamam mı? Ondan sonra başka, evlenirken delikanlı veya kız kaportaya bakıyor, ahlakaya bakmıyor. Tamam. Ha, buradan süzüldü. Buradan seçiyorsun yani. Burası pazar kardeş. Hayvan pazarı, sığır pazarı, araba pazarı, çok büyük markette. Araba bile var, et bile var. Domuz eti de satılıyor. İnsan eti de satılıyor. Koyun eti de satılıyor. Tavuk eti de satılıyor. Burada hepsi var. Buradan süzülüyor bak şimdi. Bu akıl taakkul. Ha şimdi ona geleceğim. Taakkul akıl değildir. Bunun içinde akıl var. Şimdi onu anlatayım. Kısaca akıl var bunun içinde. Akıl. Yani burada bir sürü malzeme var. Bir tanesi akıldır. 21 tane var. Benim bulabildiğim. Bir tanesi akıl. Aklın özelliği nedir? Bir onu anlatayım. Akıl İK'den geliyor.
Yedi tane manasının bir manası bağ demektir. İkaz şu. Çölde giden bedeviler, develerle uykusu gelince yatacaklar. Fakat deveyi bir yere çaksan kumda çakamazsın, söker. Birbirlerine bağladılar, birbirleriyle gittiler. Kayboldular deve. Ne yaptılar? Yularını kuyruğuna bağladı. Kuyruğuna gergin bağladı. Hafif. Ondan kurtulmak için deve döndü. Tamam. Döndü. Kurtulmak istiyor. İp ya buradan. Böyle dönünce başı döndü. Ve durdu. Bu bağın adı kafa ile kuyruk arasındaki bağın adı ikaldır, bağdır. Akıl ikaldan geliyor, bağ. Şimdi buradan gelenleri ne yapacak? O kadar önemli bir cihaz ki, usta atla cihaz diyor. Alet diyor. Bak şimdi. İçerisinde bir sürü böyle acayip bir sistem var. Mustafa, buradan gelenleri bunun içine girdi mi abi cihaza? Ne aldınsa ama bunun içine soktun. Cihazın özelliği o gelen şekli, o gelen manayı enerjiye dönüştürüyor. Enerjiye, bunu kaçırmayın. Bunu yeni duyuyorsunuz çünkü bunu daha önce yapmamıştık. Kırıkhan'da dün Allah verdi. Yeni verdi. Bak şimdi, tahayyül mekandır. Mekanı oluşturuyor. Hayallerimiz mekanları oluşturuyor. Tasavvurumuz ise, mesela bir ayva düşünün. Ayvanın kendisi mekandır, görüntüsü. Ama ayvayı meydana getiren hakim, sani, kerim, latif bir sürü esma var. Ne kadar var diyor? 20 tane. O esmalar bütünlüğü gözükmez. Gözüken mekandır. Ayva sarıdır. İçerisindeki manaların çeşitliliği, onlar manadır. Nedir o? İstersen bir cam açalım. Bir cam, bir tane. Başka bir tane aç. Şimdi şöyle, okyanusa geçin abim, okyanusa. Bir okyanusta hayal eder misiniz? Okyanusun bir derinliği var. Okyanusun bir genişliği var. Okyanustan bir de yükseklik var. Ha? Ayvan yerine sen. Bak şimdi. Ayvan yapalım. Derinlik şu. Onun o ayva gibi gözükürken ne kadar esmalar var? Mertebeleri, derin ifade edilmiş ayva olarak. Ayvanın yanında nar koy. Geniş. Yani ayvayı narla kıyas et. Cevizle kıyas et. Armutla kıyas et. Genişlikle ayvanın anlamını değiştiriyorsun. Bakın, derinlik onu meydana getiren esma bütünlüğü. Onu diğer hariçle kıyas ediyorsun. Hakikat bütünlüğü. Gelişiyor. Bir de yukarısı var. Onu sanatkarı ile bir bağı var. Niçin yaratmış? Maksadı neydi? Ona ne demek istiyor? Mektuptur. Tamam. Her insan da böyle düşün. Tamam. Şimdi bak, üçünü kullanacağız aklı. Aklı buraya koy. Tamam. Şimdi yukarıdan aşağıya tahayyülden, tasavvurdan malzeme geldi mi abi? Şekli geldi tahayyülden, mana geldi tasavvurdan. Tamam mı? Geldi. Buraya geldi. Bunu o gelen şekil mananın manaya uygun, yani kendisiyle alakalı enerjiye dönüştürüyor. Taakkul. Taakkul bu. Taakkul sistemdir. Akıl bizimle alakası yoktur. Akıl gider, gelir, küçülür, büyülür. Kitap der ki bize, ey insan aklını başa al. Daha aklını kaybetmeye bazı gençlerle bir muhaveredir. Kime diyor? Taakkule diyor. Taakkule diyor ki aklını başına al. Allah'ın bir aletidir. Al içine. İnsanda sabittir taakkul. İnsanda sabit değildir akıl. Akıl gider, gelir, küçülür, büyür. Tamam. Mesela hayal bizim dışımızdadır. Alemi misalin vücud haricisidir. Tahayyül ise onu kullanandır. Manalar bizim dışımızdadır. Onu bize taşıyan tasavvurdur. Akıl bizim dışımızdadır. İstersen başımızı alırız, isteye almayız. Tamam. Akıl ne yaptı abi şey taakul? O gelen tahayyül ve tasavvurdakileri enerjiye dönüştürdü. Yani belediye arabaları, çöpleri topladı, geri dönüşüme fabrikaya götürdü.
fabrikada elektriğe dönüştürdü. Elektrik de gitti, fırın çalıştı, bilgisayar çalıştı, süpürge makinesi çalıştı. Tamam mı? O elektrik bak nereye dönüştü? Pisliği, fabrika. İşte akıl bir, gelenleri enerjiye dönüştürür. Yetmiyor, bu birinci vazifesi. Sonra o enerjiye dönüştürdüğünü eylemsel itibariyle enerji, bu enerjiyi kullanıyorsun. Bu enerjiyi kullanıyorsun. Artık bununla seyrediyorsun, bununla duyuyorsun, buna göre duyuyorsun. Buna göre yerlere gidiyorsun. Bu enerjiyle artık gözlerin çalışıyor yönü. Tamam? İşte haram ve helal bu. Bu sonra ne yapıyor akıl? Bu enerjiyi ya, enerji aslına bağlıyor seni. Şöyle diyeyim. Telefon. GPS var burada. Şey, navigasyon. Diyorum ki Ahmetoğlu Hüseyin Caddesi Sadık Sokak numara 35 ve Köroğlu. Yani sesi yazdık mı abim? Şeye, seste navigasyona yükledik mi? Navigasyon bunu yazıya dönüştürdü. Evet. Dönüştürdü. Sonra yetmiyor. Şekle dönüştürdü. Yetmiyor. Hareket. Eylemsel harekete dönüştürdü ve sese dönüştürdü. Tarif ediyor. Sağa git. Yolda yalnız araba kullanıyoruz. Biz aslında buraya bakıyoruz. Yola bakmıyoruz. Rota çiziyor. Rota her şeyi. Şimdi buradaki şekil nerenin şekli? Verdiğin komut. Akıl navigasyon aleti gibidir. Akıl navigasyon aleti gibidir. Buradan gelenleri, suretleri ve yazıları, yani istersen yaz, istersen ses ver. Haritaya dönüştürdü mü abim? Haritaya dönüştürdü. Yetmiyor, sese dönüştürdü, harekete dönüştürdü, eylemsel dönüştürdü. Tamam. O zaman sen haritada sana kötü bir neticeye adres yönüse, Allah bilmem neyin versin, niye diyorsun? Sen böyle komut verdin. Ha, şimdi akıl navigasyon gibidir. Gelenleri enerjiye dönüştürür. Bir, o enerji ne yaparsın? O yediğin enerji, yani gelen hayal ve tasavvur enerjileri, işte buradan şeytan da, eylemsel de şeyler, yaşantılarımız da buraya giriyor. Gelebilirsin, meyhaneye de gelebilirsin. Ha, o enerji seni meyhaneye rahat götürüyor. O enerji Kur'an okumaya şef veriyor. O enerji dersi getirmiyor seni. O enerji seni dersten çıkarmıyor. Hani demiş ya iki kişi, rahatlatayım sizi. Ya arkadaşmış, camiye gitmiyormuş. demiş ben bir namaz kılayım. Biraz bekle, tamam demiş. Bekle çıkan yok. Bekle. Sonra geç çıkmış. Sonra çıkınca demiş ki, ne geç çıktın demiş, bırakmadılar beni. Kim bırakmadılar? Seni içeriye almayanlar, beni dışarıya çıkartmadılar. Tamam. O doğru ya, bu enerji. Bu enerjiye dönüştükten sonra Mustafa bir de bağlıyor seni. Yani anam merkezi, rahmaniyet mi, şeytaniyet mi? Evet, bu alet ortada. Uydu, navigasyon, adres. Haşa, anlamak için. Allah, uydu insan ve fiil. Menzil, cennet veya cehennem. Şimdi navigasyona cehennemi yazdın. Ve cehennemi, seni oraya götürüyor. Suç kimde? Götüren de değil, komutu veren de. Yani akıl navigasyon gibidir. Yani verilen verileri enerjiye dönüştürdükten sonra seni götürmekle beraber aslına bağlıyor seni. GPS de bağlıyor. GPS yap. Bir arkadaşım var abi benim. Mesela onu bazen derse çağırıyorum. Çok özür dilerim abi. He. Diyor ki bana arkadaş. He. Su vardı. Bir su vardı. Su ver Mustafa. He. Abi diyor ki şu an ben diyor kıyafetlerimi çıkarmışım diyor. Tamam mı abi diyor. Eşofmanlarımı giymişim diyor abi. Ben umada giremem diyor. Bak, çok enteresan. Ne diyor? Bir arkadaşım var benim. He. Mesela sohbetin derse ne kadar bu kadar olduğunu biliyor. Bu şurada. Kafasındaki şey bu. Fakat üzerindeki kafa olarak şunu yapmış. Kendini en moduna sokmuş. Bir de eşofmanları giymiş. Diyor ki benim için zor olan diyor bunları giymek. Yoksa gerisi zor değil diyor. Anlatabildim mi abi? Ya. Yani o enerji sabahtan akşama aldığı enerji, yani şey, suret ve tasavvur
akıl enerjiye olarak yedirdin, enerji onu artık getirmiyor. Yani yok, o eşofmanı bir çıkarabilirse üstünden, pantolonu giyebilse, ondan sonra zor değil onun için. Ama mesele o. O suret abi değil mi? O suret yani. Burası çok hassas bir nokta. Suret o. Suret değil mi abi? Suret onu elemine... Eşofman değil o. Eşofman değil. Ev değil o. Ona akılla verilen okulda öğretmen miydi? Öğretmen, çok yakında var arkadaşım. He. Aldığı o resimleri, o düşünceleri ta onu enerjiye dönüştürdü. O enerji ona elbise giydirdi. Bahane aratıyor mu? He? Bahane aratıyor mu? Evet. Abi şeyde, hani peygamberlerimizin de karşılıklarından bahsediyoruz ya. Habil ve Kabil'in de bizim karşılıkları var hayatımızda. Mesela hani dedik ya, o enerjiye çeviriyor, beni aslında bağlıyor ya. O tahayyül ve tasavvurla aldıklarım, getirip enerjiye döndüklerim benim kurbanım oluyor. Kurbanım kabul edilirse kabul ediliyorum. Kabul edilmezse kabul edilmiyorum. Evet. Harika. Allah Allah. Maşallah. Çok ilginç. Aslında bütün olayın merkezinde çok cüzi bir abi mail var. Mail. Dedik ya mail. Hani kaynağı o yani. Mail. Evet. İhtiyaç hissetmek. Dedim ya, o maddeyi yazmadıysa yaz. Bak mail. İhtiyaç. Dine ihtiyaç hissetmek. Hissetmiyor ki. Allah Allah. Yani, mesela dine ihtiyaç hissetmiyor. O şurada yani, olsa bile. Ihtiyaç. Ne olursa olsun. O anda hissetmiyor. Allah'a ihtiyaç duymuyor mesela. Evet. Çünkü biliyor ki Allah'lık hakikati inkişaf edecek bende. Yani ahiret ihtiyacı. Bak meyil, ihtiyaç, tiryakilik, zafiyetler yani. Sonra şairler mesela ihtiyaç hissetmiyor. Şimdi buraya çok üzerine durduğumun sebebi, gelen verileri enerjiye dönüştürüp yetmiyor, bağlıyor aslına seni. Abi şunu da diyelim mi? He. Mesela hani dedik ya navigasyon diye. Ya ama korkunç bir şey. Şimdi burada ahiretimizin rotalarını çiziyoruz. Hayır. Buradaki suretleri alıyoruz, navigasyonu yüklüyoruz ki kabir seyahatinde o menzillerden geçilecek. Evet. Şimdi haritayı çiziyoruz. Navigasyonu eline alıyorsun. Sağ yap diyorsun, sol yap, biraz git. Ya baktık sonunda, ooo cehennem! Sen, ben ne yapayım diyor, sen böyle yap. Bazen navigasyonu düzeltmeye çalışıyor. Evet, hata yapınca tövbemizi kabul ediyor. İtaat. Hasan abi, o zaman geleceği anda yaşamış oluyoruz. Evet, mesela gelecek bir saat sonra yol, evet. Maraş'ı verdin. 1,5 saat yol var burada. Evet. 1,5 saat sonraki gayb değil mi? Gayb. İstersen uyduyla bakarsın o bulunduğun yeri, şekil ve haritayla görüyorsun. Ama gelecek ağa burada, alet de buradadır. Bu da alet. Akılla gelecek andadır. Navigasyon geleceği gözüküyor da bunu yapan akıl insan haritadır, kalbi haritadır diyor 146 Emir Dağ'da. Ruznamedir, harikadır, hulasadır, takvimdir, cem-i cemdir. Böyle haritadır. Neyle görüyor o haritayı? Kimisi akılla, fikirle, vehimle, hisle, latifeleriyle seyrediyor. Ne önemli olan kalbin ve ruhun derece hayatına girişeceksin o kadar. Tamam. Şimdi geçeyim böyle. Biraz acele edeyim. Sıkılmayasınız diye. Şurada ilim burada hocalarım. Malimsiniz. İlim burada abi. Burada karıştırmayın. Malimsiniz. Düşünceler burada. Düşünceler. Bir görüyor musunuz bilmiyorum ama. Ha. İlim burada. Buralardan süzülecek. Sonra ilim denilen tasdik. Bunlar ilme dönüyor. Ha, bilgi. Şüphe, vehim, bilgi, malumat, düşünce, zan. Bilgi, malumat. Malumatlar, zanlar. Abi aklıma oturdu ifadesi, tasdik boyutundan mı alıyor, itikat boyutundan mı alıyor? Yok, itikat daha yoktur. Aklıma oturdu, buraya gelen ölçüleri girdi. İlim olmadı daha. Evet. Buraya geçerse, bak, vesvese de diyor ki, ilim onu tad eder, cehil onu davet eder. Mesela desem ki, çık dışarı, çık, öyle itsem. Bu fiil değil mi? Fiil. Ha, ilim için diyor ki, fiildir diyor. İlim onu tard eder. Çıktı gibi. Yani o vesvese misalesini okuyoruz. Malumattır. Düşüncelerdir. Bilgidir. Zanlardır. Daha ilim olmadı ki vesveseden kurtulamadın. Düşüncedesin daha. Peki ne zaman düşünceler, bilgiler ilim olacak?
akıl süzgeçinden eylem olursa, eylemci alemci değil de eyleme dönüştürürsen ilim olur. İlim eylemle hal alıyor, ilime dönüşüyor. Yaşadığımız. Peki ilim nedir? Unutmayın. Üç şeydir ilim. Bir, iki, üç. Canlıdır, şuurludur, ruhludur. Subutu sıfattandır. Subutu sıfat cansız olur mu? Bak, öyle bir bilgi falan, yazı falan değil. Budur. Sonra arkadaşlar, bu ilim olduktan sonra burada bir tasdik var aslında. Başka ilim var. İltizam var bir de. Şunu şöyle yapayım ki karışmasın. Şu şunlarındır. İltizam var. İltizam fikri iltizamdır. Şuradaki iltizam fiili. Fiili iltizam. Potansiyel kinetik abi. Ha güzel. Bu fikri. Fikri iltizam. Şimdi anlatacağım bak. Çok tehlikelisi şu. Bu ilim olduktan sonra izan, buraya gelen her şey vicdana gidiyor. Vicdani oluyor arkadaşlar. Vicdani oluyor. Buraya gelene kadar oluyor. Gelmese vicdanı olmuyor. Bunu da anlatacağım bu nedir diye. Bu kalbe açılan diman, kalp kafası. Yani dimak da kalbin kapısıdır. Buradan akıyor aşağıya. Buraya gelene kadar atmıyor. Onun için limatekulun malatefalın hep buralar için deniliyor. Sonra fiil yaparsak İslamiyet iltizamdır. İman izandır der. İman. İman izandır. İslamiyet iltizamdır. İslamiyet iltizamdır. Mektubat nerede anlatıyor? 39 veya 41, 39. Ne demek? Buradan imana mal oluyor. Eyleme dönüşürse, ilk önce iman. Amentü billahi ve melek, ilk önce iman, sonra İslamiyet 10 sene sonra gelmiş. Sonra İslamiyet. Allah. Çünkü eylem. İlk önce la ilahe, sonra illallah. Tamam mı? İlk önce terk-i kebair, defi mefası terk-i kebair. Sonra itikat oluyor. İşte vesveseli adam kadının ve adamın sorunu şu. Burada olan şüpheler, onu da yazayım ki şüphe, başka ne vardı abiler? Vehim. Şüphe, vehim, zan, zan, tamam, tereddüt. Şimdi kadın şöyle, kadınlar da daha çok oluyor dedin mi? Şuradaki şüphesi, vehmi, zanı, şurayı zannediyor. İtikat zannediyor. İmanım gitti, ben kafirim. Diyenlerin sebebi, tasavvurdaki serbest bölgeyi itikat zannetmiş. Mesela yapayım, uygulayayım. En yakınına cinsellik hisseder. Bu aslında çok şey, o yediğimiz gıdalardan kaynaklanıyor. Cips, mipsler yapıyor bunu. Yediğimiz gıdalar bu duyguyu dürtüyor. Baklava yiyip de cinsellik hissetmemek mümkün değil. Coca-Cola deyince çıplak kadına şey geliyor. Çünkü subliminal ve illuminati onun şişesinin üzerine koymuş. O şişeyi aldığın anda o his sende aktif olacak. Hiçbir şansın yok. Onu içende olur. Şimdi burada olan o zanlar var ya, zan. O ve şeki mesela. Onun hayali, yakınının hayali vesaire. Ben ne kadar alçak, namussuz, şerefsiz bir insanım ki ben bu itikattayım diyor. Oysa hiç alakası yok. İtikat değil o. Burasıdır. Bunu bilmediğinden dolayı bunu bu zannediyor. Bu külliyata çok zikrediliyor. Bu diyor zandır diyor, tahayyüldür diyor. İtikat değildir diyor. İtikatla alakası yok. İtikat zannettiği için itikatın bozuldu. Ben çok kötüyüm, ben düzelmem diyor. Bitti. Hatta düzelme imkanını da kapatıyor. Benden bir şey olmaz diyor. Ben de,
Şimdi gelelim bu ne, yol ne? 142'de kabriye 3 yolda girilir diyor. Bu birinci yol. Tamam. Bu ikinci yol. Bu üçüncü yol. Ben onu yazayım ondan sonra. Bu birinci yol. Bu üçüncü yol ne demektir anlatacağım. Bu ikinci yol. Sözler 142'de ne diyordu? Kabre üç giriş vardı diyor. Bir, iman edip imanına uygun yaşayan. İkinci yol, itikat gibi yaşamayan. İkinci yol, yaşamayan. İman demiyor bakın. İman aşağıya indi bak. İman. Bu ikinci yol, iman demiyor. İtikat ettiği gibi de yaşamayan. Üçüncü yol, kafir. Şu. Şuraya yazacaktım. Ya ben şuraya yanlış oldu. Bu üçüncü yol. Şurası. Şuraya yazacaktım. Üçüncü yol. Abi diyor ki idam ebedi, dipsiz, nihayetsiz, hapsi, müferit, alemi bakiye, saadeti ebediye, alemin nuru açılan bir kapıya kendi hakkında çevirmek. Çevirmiş. İkinci sözde bunu çok güzel söylüyor. Dört tane sıfatla. Diyor ki buraya geldik. Bir, ikinci sözün ikinci paragrafında der ki nazarında fena bir memlekete düştü. Nazarını ne oluşturuyor? Dört tane. Hodbin. Hodbin. Sonra hodgam. Sonra hoden. Hoden diş. Sonra bedbin. Olduğundan bu kişinin hususi dünyasını oluşturuyor. Hususi dünya. Hususi dünyası. Onlara başladın mısın Hasan abi? He? O kavramlar açabilir misin? Şimdi açmayayım çünkü çok genişler. Nazar bu dört madde mi abi? Evet. Ama ufak bir şey yapalım. Olur abi. Hodgam ne demek? Hod? Hodgam nerede? Hodbin. Ha hodbin. Ne demek? Hodgamlıktan besleniyor abi. He. Kendini görüyor her yerde. Yani ben merkezli. Yani. Egoizm yani. Ego. Hodbin bildiğine itimat ediyor. Ben merkezli. Pergeli kendisine koymuş. Tamam mı? Hodgam kendini dert ediyor. Kendini dert edilmiş. Dünya batsa, ailesi batsa, alem İslam'a darbe gelse bir balotu yanmaz. Gamsız yani. Fop balı. Sabahlara kadar YouTube'larda anasının babasının emekli parasıyla geçinen hodgam. Fop balı. Hiç. Hodel diş. Endişeyi istikbali. Hiçbir şeysi kalmam. Böyle bir derdi yok yani. Allah ahiret diye bir şey, böyle problem yok. Bir tanesi bana dedi ki benim böyle şeyim yok. Derdim yok. Yok yok. Böyle hobim yok. Hobim yok. Allah ile ara nasıl dedim. Böyle benim hobim yok dedi. Ne tuhaf insanlara da denk geliyor. Hobim dedik şey. Bedbin. Yani mümkünse her şeyin olumsuzluğuna odaklanıyor. Nihilizm abi, nihilizm. Nihilizm mi diyor? Evet, bunun felsefe karşılığı bu zamanın en büyük şey. Postmodernizm, modernizm abi. Her şeye negatif bakmak, absürt bir anlayışa sahip olmak ve içine kapanmak abi. Ruhundaki pislik. Mesela bu teknoloji bunu besliyor. Yani kafasındaki pislikler hayatının parçası oluyor ve her şeye negatif olumsuz bakıyor. Ve o onu ele geçiriyor, onun artık sahibi olmuş oluyor. Yani hiçbir şeyin olumlu tarafını göremiyor artık yani. O diyor ki, herkes, her şey bitti. Hiç kimse beni sevmiyor. Enerji o çekiyor. Evet. Bu gelen, bu işte. Gelen şeyler enerji tabii. Olarak bu çekiyor. Evet. Bak böyle bakışı var ya şurası. Evet. Hem gözüydü hem kulağıydı. Evet. Kimse beni sevmiyor. Kimse bana değer vermiyor. Tamam her şey bitmiş. Bakma hepsi sahtekar. Hepsi yalancı. Bilmem ne. Mesela buna ait bir cümle söylemiştim. Elinde paradan başka bir şeysi olmayan kişi her şeyi mal zanneder. Niye her şeyi mal zanneder? Hani var ya bir söz var. Paranın açamayacağı, hiçbir şey yapamayacağı bir şey yok. Diyen kim? Parayla her şeyi yapandır. Yani para her şeydir diyen, paradan başka elinde hiçbir şey yok. Ne dost var ne bir şey var. Dünyası, itikadı, putu, para. Mesela zevk mesela,
kadınsa erkek, erkekse kadın, put put. Yani putu zannediyor ki Mekke'nin içinde aramak. Meydanlardaki bir şey değil ki. Put burada, la ilahe, sonra illallah. Kır da ondan sonra ibadet. İlk önce terk. İşte burayı terk işte. Bunun adını yazalım oraya da. Bu terkler. Terkler. Abi şeye bakmıştım. Facebook kapatacak. Kesinlikle. Facebook bak benim adıma, bak bu kadar sosyal gibi gözüküyor yayın itibariyle. İtimat edin bana. Ne Instagram'ım var. Benim adımla çalışıyor. Yani ders atıyorlar, o kadar. Ders atıyor. Ne Facebook'um var, ne mailim var. Mailim de yok. Twitter yok. Hiçbir şeyim yok. Bir WhatsApp grubum var. Mecul diye bir grubum var. Bu dersleri, mesela dün şeyi anlattım. Tahayyül, tasavvur, tahakkunun ilişkisini. Kardeş, bak bu dersi kaçırma. Kapa telefonu gel. İş yerinden tamam. Ağabey o tamam. Çünkü ihtiyacım var yani. Biliyorum ihtiyaç olduğunu. Şimdi tahayyül, tasavvur, tahakkun nasıl iç içe onu anlattım. İşte dün Cuma'da bu aletin nasıl bir alet olduğunu Allah nasip etti burada. Bir enerjiyi dönüştürüyor, sonra enerjiyi aslına bağlıyor. Böyle bir cihaz olduğunu dün Cuma'da Allah nasip etti. Onu hemen paylaştım. Bu kadar. Paylaşıyorum o kadar. Başka bir şey. Enfosu zaten orada paylaşım yapılıyor, ilmi yapılıyor. Yani şey için diyorum, terklerin olacak. Facebook'un, Mesbun'un anlamam. Çıkacaksın. Ya yapamıyorum. O zaman ilaç kullanır. Çek babam, çek. Çekeceksin. Hipnoz ediliyor diyorsunuz. Evet, hipnoz. Başka, yapamamanın sebebi hipnozdasın. Ne yapamıyorsun? Menfaatın olduğu halde, zararın olduğu halde, menfaatın olduğu halde yapamamanın adı hipnoz olmuş. İşgal altındasın. Sihirlenmişsin, büyülenmişsin. Büyülenmişiz. Sonra adam tasdiki batılı tasdik. Burada da ilim. Bunlar Mustafa İzan'a kalbine vura vura hatmedildi. Buradan da iniyor. Bak şöyle yapalım. Vicdanı hatmedildi. Vicdanı hatmedildi. Kapatıldı, böğürlendi. Kendi yaptı. Ondan sonra zaten eylemsel itibariyle küfrü iltizam ediyor. İtikat da putlar itikat oluyor. İşte batıl ilahları, onları heykellerini putlaştırıp yolundayız diyor. Önderimsin diyor. Hemen o izimler buraya bilin ki bu süreçten gelmiş böyle. Ve onun ilahı o. İlah bu. İşte bu kafanın içi, bunu çiziyorum şimdi kafa olarak. Bakayım hangi şeyle yapayım. Bu güzel bir şekil. Bak şimdi çiziyorum. Şöyle yapayım, şurayı sileyim de çizeyim. Kim çizebilecek miyim? Tamam. Şurayı alayım. Öyle bir kalem aldınız ki... Kulakları da yukarıda abi. Kulakları da bu olabilir evet. Yok kulak diyor böyle sağ ve sol kulak. Sol kulak çınlıyor ondan mı oluyormuş işte sol kulak oldu. Evet onun hadis var zaten. Sağ sol kulak ikisi de çınlıyor. Evet. Bak şimdi. Görüyor musun? Adamın kafası böyle şey gibi kutu gözüküyor. Elektronik cihazdan öyle ya. Sadece bir kutu, bilgisayar, telefon. Ama zahirde bak bir şey gözüküyor. İçi
İşte bu, bunun gibi. İçi bu. Senin sorun var mı? İlk önce sana sorayım. Değil mi? Senin nerede biliyor musun? Şurada. Zanlarını, düşüncelerini, bazı geçmiş malumatlarını içeride ne yapar biliyor musun? Onu da yazayım da, o da çok önemli. Emri nisbi, emri nisbi ve emri itibari. İtibariler burada, itibari nedir o? Dışarıdan aldıklarımız nisbidir. Tartan büyük ev, küçük ev, soğuktur, sıcaktır. Böyle güzeldir, çirkindir. Kıyas, dışarıdaki kıyas. Aldık mı abi? İçerideki kendi bilgilerimizle saat kurmuş. Kendi bilgilerimizle içeride o aldıklarımızı kıyas eder, yeni bir üretim de yapar. Onun adı da itibaridir. Tamam mı? Emri nisbiler, dışarıdan alınma özelliğimiz. Emri itibariyle o alınanları harmanlayıp yeni bir şey yapmak. Tamam mı? Bak görüyor musun Mustafa, şimdi burası tahtaya bakıyorsun ama aslında nereye bakıyorsun biliyor musun? Ha, neye benziyor biliyor musun? Lavaboya gittin. Nereyi görüyorsun? Kendim. Burayı. Burayı. Burayı niye düzeltiyorsun? Burayı görmüyorsun ki. Aslında bunun saçını düzeltmen lazım. Burayı değil. Çünkü o kadar fena fil olmuşuz ki o benim ben buyum. Değilsin ama. Fena fil olmuşuz. Fena. Yani hiç şüphemiz yok. Bu da öyle. Hiç şüphemiz yok sende. Bu benim. Bütün vesvese ve sıkıntıların vehmi. Abi kendimi kötü hissediyorum. Abi iyi değilim. Demenin sebebi burayı bu zannetmesi. Ben buyum. Değilsin. Bu ders sana şunu katmasını isterdim. Kafamı açıyorum. Sıkıntı geldi. Zanlar geldi. Şüpheler geldi. Şöyle yapacaksın. Serbest bölge, serbest bölge, serbest bölge, serbest bölge, aktif, aktif, serbest bölge, aktif. Şu anda aktif, ilim onu tard eder, cehil onu davet eder. Dediğin anda bu başlıyor, bu sefer ilhamlar. Evet, 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 doğru söylüyorsun, bu da melek tarafı. Tamam mı? Size göre sağ oldu. O zaman şöyle yapayım, size göre. Burası serbest bölgenin şeytan tarafı. Bana göre değil, size göre. Sol değil mi burası? Evet. He, sol. Diyorsun ki serbest bölge aktif. Nerede? Şurada. Şurada bölge, şu tam şuradadır. Arkası şunlar, şöyle. Şöyle. Tamam. O zaman serbest bölge. Kendini kötü hissediyorsun. İyi değilim. Serbest bölge aktif. Ne aktifmiş? Serbest. Bir daha söyle. Serbest bölge. Bir daha. Serbest bölge. Tamam. Serbest bölge aktifmiş. Tamam. Ahmet Mehmet'le meşgul olmayacaksın. Tamam, ne yapacaksın? Abi kestim. Kaç seneden beri tahrip oluyorsun YouTube'larla? 7 sene. Abi ben İzmir Kur'an okuyorum, namaza başladım. Kaç gün oldu lan? Daha 7 gün olmuş. 7 sene tahribi 7 günde olacaksın, düzelecek. Öyle mi? Hem tahrip kolay, tamir zor oldu abi. Bir kere 7 sene bir bekle bakalım. Ama Risale-i Nur'un demiyor. 40 günde tamir oluyorsun. Güzel abi. He Mustafa. İki Mustafa. He Mustafa, sen söyle. Olma sen. Şimdi abdest, insan abdest aldığında bir enerji kablıyor. Negatif enerjileri kesiyorsun. Evet. Şimdi mesela diyor ki abdesti diyor böyle mesettiğin zaman başı harika. Bir şey diyor. Hanbeli mezhebinde farz odur. Allah cehennemde başını yakmaz diyor. O zaman demek bu komple evet. Şey. Hanefi'ye göre yapayım. Bir de Maliki ile Hanbeli'ye göre yapayım. Hanefi dört parmak. Hanbeli'ye göre bak şu, şu üç parmak. Ben böyle alıyorum abdesti. Böyle, bunu koy. Buraya koy. Tamam. Getirdim, serbest, birleşti. Serbest. Serbest bölgeyi aldım. Buraya. Ateş yapmıyoruz. Hepsi mest ediyorsun. Bir şey mi diyecektin? Abi acayip bir şey. Hadiste diyor ki cehennemdeki diyor en düşük azap
kişinin iki ayağının altına ateşin verilmesiyle kafasının fokurdamasıdır diyor. Ya. Aha buymuş işte. İki ayak. Buradan giriyor zaten. Allah. Çünkü vahiy kalbe hitap etmiyor arkadaşlar. Vahiy kalbe sonra. İlk önce vahiy kafaya geliyor. Dimağa geliyor. Akla geliyor. Bu süreçler olunca itikat oluyor. Sonra iman oluyor. İman şundan sonra bak. Onun için bir ayette var, bazı sahabeler vardı. Onlara diyor ki, hemen Müslüm oldum demeyiniz, mümin oldun. Müslüm olduk deyiniz, mümin olduk demeyiniz diyor. Daha kalbe inmemiş. Müslüm oldum deyiniz, eylemsel yapıyorsunuz namaz ama Müslüman mesela münafık. Ama mümin değil. Müslümi gayrimümin. Namaz kılmıyor mu? Seninle oruç tutuyor aylarca. Zahidi Müslüman. Mümin mi? Değil. İmanı yok. Münafık. O zaman Müslüm deyiniz, mümin demeyiniz. Onun için derler ki, bu da çok önemli, lazım olur hele hocalar bunu duysa. Resulullah'ın sonunda aleyhissalatü vesselam vefatından sonra bazı sahabeler mürtet olmuş. Bazı sahabeler mürtet olmamış. O sahabe değildi. Ama Allah Resulü merhameten münafık olduğunu bildiği halde, ki münafıkları söyledi katibine. Münafık ne? Bizim içimizde olan. Karşıda olana 40 tane münafık söyledi değil mi? Sırf katibine. Kim o? Ebu Hüreyre'ye söyledi. Hazreti Ömer radıyallahu anh demedi mi ki Allah aşkına ben var mıyım o listede? Peki niye kovmadı? Allah Resulü'nde, peygamberlerde bir, istenilen bir şeyi reddetmek özellikleri yoktur. İki, kovamazlar. Peki, belki iman eder, adetullah'tır bildiği halde, kovamaz. Ondan sonra ne yapacağını bilmiyor muydu? Biliyordu ama yapacağı bir şey yoktu. 40 tane kişi söyledi. İşte onlar Allah Resulü'nün vefatından sonra kafir oldular. Bak sahabe mürtet oldu. Mümin değildi ki. Mümin değildi ki mürtet olsun. Bana bazıları diyor ki, abi bu kafir oldu. Olmadı. Niye olmadı? Zaten Müslüman değildi ki. Mümin değildi ki kafir olsun. Mesela adama diyorum ki, haram Müslüman'a yaramaz. Bana yaradı diyor derste, fırladı. Nasıl yaramaz hocam dedi ya. Ondan sonra bilmiyorum dedim. Allah Resulü demiş ki, haram Müslüman'a yaramaz. Müslüman'a yaramaz. Yani iyi bir, sonra biz geçtik tabii. Gece 1 mi 2 de mi telefon ediyor, bulmuş. Sen bana ne hakla kafir dedin dedi. Tövbe estağfurullah abi dedim ben sana. Ne hakla ben kafiri kafir dememeye çalışıyorum. Ama İslam düşmanı ise hiç de çekinmem. Ölüm dahi olsa derim ümmetin kurtulması adına. Yoksa ben normal bir insana demem ya. Nerede dedim abi sana kafir dedim. Dedi ki sen ara Müslümana yaramaz. Ben dedim ki bana yaradı. Ben ne yapayım dedim. Allah Resulü bir taş atmıştı 1400 seneden beri. Sen o taşa gittin, kafayı tuttun. Diye üstad söylüyor bu hadisi. Üstadın misal. Sufyan. Enaniyet değil, başka bir şey. İtikadı bitmiş yani. Para put olmuş. Put olmuş. O ne yapacak? Neyse. Şimdi bu kafa arkadaşlar, ezan da okundu. Burası serbest bölge. Keşke şöyle bir şey yapayım, keşke değil de şunu düzelteyim, bu alnı şöyle yapayım ben. Bak şimdi, bu alnın ya serbest bölge olduğu için... O üç boyutlu bunu yapmak mümkün mü? Şöyle düzelteceğim sonra, ilk önce ben bir şey yapayım şunu. Şimdi şu serbest bölgeyi de abi o gözleri böyle karşılıklı döndürsek zaten iki gözün ortasında değil mi bu tahayyül tasavvur? Bize bakan şekil yapılsa tahayyül tasavvur, ikisi şu göz zaten tahayyül. Şurası mı? Ha işte mesele bu. Serbest dedik abi. İki göz işte tahayyül tasavvur. İşte iki göz. Abi nereden başlıyor tam? Kulaklar da şuradan mı? Şuradan. Tarikatta mesela şuraya basarlar böyle. Mesela size bir şey de söyleyeyim. Mesela vücutta derinin en çabuk maddi emdiği yer neresidir? Dilağdır. Dimağdır.
dil altı. Tansiyon olanlar ne yaparlar? Dil altı koyarlar, aniden indirir. Ne? Kana karışır. İşte zındıklar ağza müdahale edip beyni bloke etmenin yolu diş macununda bulmuş. Diş macununda flor koymuşlar. Buradaki gözü, basaret gözün kör ediyor. Direkt emiyor. Diş macununu kullananlar da öyle olur. Ağız acayip olur zaten vücut kabul etmediği için. Ben size diş macunu yapayım. Bak bu eskilerin yazdığı. Eskiler yaparlardı. Misvağa koyarlardı veya parmakla yaparlardı. Bir, toz, zencefil. İki, misvak var ya misvak, kurumuş misvak. Onu şeye koyuyorsun, ektarcıya veriyorsun, toz haline getiriyor. Misvak tozu. Üç, karanfil. Hem güçlü hem mikrobu öldürür. Bal. Ondan sonra mikroba en kesin öldüren nedir? Bal. Limon var. Bal. Antibiyotiktir. Bal. Ben temeli yapıyorum. 2-4 bir tane de var. Zerdeçal. Bu üç taneyi aynı oranda karıştır. Ondan sonra ne koyarsan koy. Bunu karıştır aynı oranda. Tamam. Uyduruk. Marketten bal değil ha. 10 lira 15 liraya bal olmaz. Öyle bal yok. Böyle bunları karıştır. Macun fırçaya koy. Elle veya misvakla fırçaya koy. Ama macunu terk et. Mutlaka. Bak mantığına hitap ediyorum. Vücudun en çabuk emip kana karıştıran meka yeri ağız içidir. Dil altıdır. Tansiyon hastalar, kalp krizi geçirenler hep dilin altına dil altı koyarlar. Niye bir yerine sürmüyorlar koltuk ağrı? Burası o zaman o floru kullandığın zaman tam 6 saat tesiri var. 6 saatte akşam canını okuyor. Günde 3 defa. Gibi. Uyku. Yani anlıyor musunuz? Bunu kullanmayın. Abi, hiçbir yerde bir şeyiniz yok. Macununuza, fırçanıza bal dökün. Balla yapın. Birinci sınıflara gönüllü bakanlıktan geliyorlar abi. Çocukların ağzına flor uygulaması yapıyorlar. Hepsine püskürtüyorlar. Bak flor. Yut da diyor, bazısı geldi yut diyor. Çok ne yutacaksınız dedim. Önden diyorum, yutmayacaksınız dedim ya. Nasıl böyle şey oldu yani? Fıtratı reddetti şey. Tamam dedi. Şeydir. Neyse ben doğruyu söyleyeyim bir şey yap. Efendim Mustafa. Hasan abi şimdi namaz kılarken alnı secdeye de ellerin avuçlarını yere de 7 tane organdır biliyor musun? Bunların işte 7 tane sinirlerin en yoğun olduğu ve bu işte serbest bölge noktasını teslim almak bu teslim pozisyonudur. Evet. Ve bir tanesini 7 tane organın secde bütünlüğüyle secde oluyor. Bir tanesi kalkarsa namaz yok olur. Yani şu. Mesela bak şöyle bazıları yapıyor. Evet. Ya bak. Böyle kaldırdığın anda secdeden bir tanesini namaz bitti. Namaz olmaz. Yani secde olmamış oluyor. Abi serbest bölge yerle bir oluyor sanki. Evet. Çünkü insanın Rabbine yakın olduğu bir şey söyleyeceğim. İnsanın Rabbine yakın olduğu yerde kendine en uzak olduğu yerdir. O da nefisten en uzak olduğu yer burada. Burada unutmayın. Şeytan bunun dışına giremez. Bu sahası budur. Sakın genelleme. Bu da son kapağı olsun. Kalbin derece hayatı nereden giriliyor? İzan sağa. İzandan girdi. Neyle gireceğiz? Kalpten bu yolla gireceksin. Onu bırakınca oraya girmiş mi olacağız zaten? Şimdi zaten bir şey yapmana gerek yok. Terkleri yaptın mı buradasın. Çünkü dinde fazla Allah'a yaklaşmak için farzlarla yaklaşamazsın. Nafileler. Nedir nafilenin eşi? Terk. İlk önce la ilahe sonra illallah. La ilahe oraya bakıyor. Yanlış. Hasan abi büyüklerin, çocukların alnını öpmesi, alnını öpmesi, alnını öpmesi, orayı. Evet. O da aslında bu... Buradan öpmek yok İslam'da. Büyükler buradan öpmek. Oradan öpüyorlar abi. Veya işte küçüklerin de büyüklerin elinden öpmesi, orayı. Evet. Bu noktaya yine aslında bir alt zemin mi abi? Hem de çünkü mesela cep telefonuna birbirine nakil yapacaksın. Bluetooth'ta. Bak sağlıyorsun, birbirine getiriyorsun, yapıştırınca kopyalanıyor değil mi? Evet. Buraya getirince kopyalanıyor. Tecrübeyi aktar oğlum uzman. Evet. Yani küçükler büyüklerin alnını öpmez, elini öper.
topraklansın diye. Büyükler alnını öpünce çocuk, ufaklar da bunu öpünce artı eksik tamamlanıyor. Yani istemiş oluyor çocuğa. Eğer o elini öpmesi olmuyor. Yani devrenin tamamlanması lazım. Evet. Mesela sol, çok iyi biliyoruz ki buna ait de bizim Müslümanların sahasında yazılmış, kitabın şey olmasın diye söylemeyeyim. Kitaba böyle bir kitap okumuştum. Parmaklardan nasıl böyle siyah akıyor soldan? Bu fizikseldir, dini değil bu. Ruslar fotoğraf makinesini bulmuş, bunu çeken. Şey fotoğraf makinesi. Unuttum böyle adını ama. Eman gibi bir şey. Eman gibi bir şey. Ya böyle sağa çekiyorlar, hep müsbet, kırmızı vesaire. Kırmızı, yeşil falan, pembe. Hep giriş. Burası giriştir. Burası çıkıştır. Mesela kaşığı şöyle tutuyoruz. Kaşıyoruz, sonra ekmek yiyoruz. Pislik atarken ekmeğe geçiyor, ekmeği yiyoruz. Evet. Abi yüzük de bu. Bak ya. Dünyamız bahis. Evet, yüzük bile... 15 günde bu hale geldi abi. Bak, yüzük eğilir. Yüzük eğilir, Mustafa şahit. Yüzüğü taktığınız zaman, yüzük öyle bir enerji yoğunu var ki eğilir. Yani Sorelli özellikle peygamberimize muhalefet için kasten çıkartıyorlar. Sağla bıçağı, solla. Sonra her kavmin bir adeti var. Bu onların küfür adetiydi. Bir de Lut kavminin pantolonları düşüktü. Arkaya şunu diyor. Ben bu işle aynıyım. Buna hazırım. Mesaj mı? Mesajdır. Şimdi her yerde var. Abi sahaya takılması da yüzüğün. Yani o mana değil mi? Sünnetin gereği. Evet, sünnetin. Bir de üzerine alıyor ceylan hem. Biz yemekte tabağı sünnetliyoruz ya. Onları da özellikle bırakmak gerekiyormuş. Yani medenilerde. Evet, medenilerde. Medeni olmak için diyor tabağı hepsini yemeyeceğim. Biraz bırakacağım. Orada da muhalefet var. Muhalefet. Muhalefet. Sünnetullah, sünnet uymak. Ve sen gidebilirsiniz. Tam namaz kılacağız. Siz bir yerde kılarsınız. Efendim soru varsa var. Vallahi. Allah razı olsun. Tamam. Aleykümselam. Bitti. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة